Elimizde bu karboksilik asidin bir çözeltisi olduğunu varsayarak bu tepkimenin ne sonuç vereceğine bir göz atalım. Biraz pratik yapmak için adına da koyabiliriz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 karbonumuz var. Yani heptan öneki olacak. Ama bu bildiğimiz tek başına bir yapı olan heptan değil. Bu yüzden de kelimenin devamı var. Çünkü bu bir karboksilik asit. Evet, buna heptanoik asit diyoruz. Evet, şimdi heptanoik asitle tepkimeye giren yapıya bir bakalım. Sayalım. 1 ve 2 karbon. Takibinde ise 1 OH var. Yani bu bir etanol. Üzerine yazalım. Tabii sondaki ol eki OH'tan geliyor. Çünkü bu bir alkol. Şuradaki ise bir sülfürik asit katalizörü. Bunu da yanına not edelim. Bu en güçlü asitlerden biri olan sülfürik asit. Hatta yapısını da çizeyim. Çünkü insanlar sadece formülü yazdıklarında bana eksik geliyor. Yapı aslında bize bunun neden bu kadar asidik olduğunu gösteriyor. Evet, sülfürik asitteki sülfürün tıpkı oksijen gibi 6 değerlik elektronu vardır. Şöyle buradan bir oksijene çift bağla bağlı. Aynı şekilde bu tarafta da öyle. Ayrıca sülfere tek bağla bağlı 2 de OH grubu var. Evet, diğerini de şuraya ekleyelim. Şöyle bir sayalım. 1 2 3 4 5 ve 6 değerlik elektronu işte burada. Bunun bu kadar güçlü bir asit olmasının nedeni şu. Bu oksijenlerden herhangi biri bu protondan bir elektron alırsa, yani protonu çözeltiye verirse karşımıza çok fazla rezonans yapısı çıkar. Belki de size tüm rezonans yapılarını göstermek için sadece sülfürik asit hakkında bir video hazırlamak gerekir. Ancak genel olarak bir asit tarafından katalize edilen bir tepkime gördüğünüzde yapmanız gereken şey bunun çözeltiyi çok daha fazla asitik hale getireceğini fark etmektir. Belki hali hazırda bir etanol çözeltimiz var. Bu durumda etanolün kendisine protonlar eklenecektir diye düşünebiliriz. Öyleyse buradaki yapıyı yani sülfürik asidi biraz daha farklı şekilde çizelim. Oksijen hidrojen bağlarını şöyle çiziyorum. Şurada da aynı şekilde bir oksijen ve ona da bağlı hidrojenimiz mevcut. Evet, bu çözeltimizde gezinen sülfürik asit ve etanolümüzü de şuraya çizecek olursak, iki karbon şöyle, takibinde bir oksijen var ve ona da bağlı bir hidrojen var oksijenimizin iki ortaklanmamış elektron çifti var. Evet, şimdi bu arkadaş protonlardan kurtulmakta gerçekten çok başarılı. Öyleyse bu elektronun bu oksijen tarafından geri alınabileceği bir durum var. Aslında elektron buraya da verilebilir. Yani farklı rezonans yapıları olabilir. Ama oksijen buradaki elektronu almakta çok başarılı diye düşünebiliriz. Bu bahsettiğim etanollerden birinin bu hidrojen protonu yakalamasıyla aynı anda gerçekleşebilir. Yani bu oksijenin hidrojeni yakalamasıyla aynı anda oluyor. Şimdi buradaki kısma bakacak olursak bu kısımda etrafta dolaşacak bir dolu protonlanmış etanol olacak. Aslında şuraya çizelim. Ekranı daha verimli kullanmak istiyorum. Evet, ortaya çıkacak bu protonlanmış etanolleri çizelim. 1, 2 karbon. Başlangıçtaki hidrojenimiz de burada. Tabii buradaki elektron çiftinin bir elektronu kalıyor. Diğer elektronsa buradaki hidrojen atomuna verilmiş oluyor. Bunu şuraya çizerek belli edelim. Şöyle çizecek olursak evet hidrojenimizi de ekleyelim. Aynı renkte yapmak daha iyi olacak. Evet, şimdi oldu. Oksijen elektronunu verdiği için artık artı yüklü. Peki, sülfürik aside ne oldu? O da eksi yüklü oluyor. Şöyle çizecek olursak artı, sülfür, iki çift bağ ve ona bağlı iki oksijen. OH grubumuz da aynı şekilde burada. Yapı halen asidik durumda ama şimdi buradaki oksijenimiz bir elektron elde ediyor. Böylece artık eksi yüklü oluyor. Bunu çizmemin nedeni size sülfürik asidin neye benzediğine ve neden asidik olduğuna dair somut bir fikir vermekti. Ama aslında bu yapıyı aklınızda tutmak için şöyle düşünün. Bir grup hidrojen protonu burada dolanıyor ve bunlar etanole bağlanabilirler. Ya da bu bir su çözeltisi olsaydı hidronyum oluşturabilirlerdi. Yani etrafta dolaşan ve bu tepkimeyi katalize eden bir grup hidrojen protonu var. Bunlar tepkimeyi kolaylaştırmak için kullanılacak ve ardından yollarına devam edecekler. Kısacası burada işaretlediğim bu asitle birlikte tepkimemize bu protonlanmış etanollerden bazılarını dahil edersek bu tepkimenin gerçekleşeceğini kolayca tahmin edebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi etanoller sülfürik asit tarafından protonlanmış olacaklar. Ya da tepkimemizdeki protonları yakalarsak bu da işleri daha basit hale getirebilir. Evet. Şimdi gerçek tepkimeyi yapalım. Şuraya heptanoik asidimizi yeniden çizelim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 karbon. Takibinde çift bağla bağla bir oksijenimiz var. Ve şurada da bir OH grubu mevcut. Şimdi bu tepkimenin ilk adımına bakalım. Buradaki oksijenin etrafındaki tüm bu elektronlar çok asidik bir ortamda. Sülfürik asit ise protonları etanol veya başka yapılara veriyor. Öyleyse şu arkadaş ya da doğrudan sülfürik asitten ya da protonlanmış etanollerden bir proton kapabilir. O zaman şöyle bir çizgi çizip bunun bir hidrojen protonu aldığını düşünelim. Hidrojen protonunun daha önceden elektronu olsaydı bu elektron sülfürik aside giderdi. Ancak şimdi işleri basitleştirmek için oksijenin sülfürik asitten değil de başka bir kaynaktan proton kaptığını düşünelim. Bakalım bu durumda tepkimenin bu adımı nasıl görünüyor? Şöyle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 karbonumuz var. Hemen üzerinde çift bağla bağlı oksijenimiz var. Şurada tek bağla bağlı O OH aşımız var. Şimdi, bu oksijenin iki tane ortaklanmamış elektron çifti vardı. Ama çiftlerden biri koptu. Çünkü bir elektron bu hidrojen protonuna gitti hidrojen protonu artı yüklüydü. Tabi bir de elektron almasıyla artık nötr duruma geldi. Buradaki oksijense ise bir elektron kaybetmesiyle artık artı yüklü oluyor. Evet bir sonraki adımımıza geçelim. Buralarda dolanan etanoller var. Etanolü şöyle farklı renk kullanarak çizelim. Şuraya çizecek olursak 1 ve 2 karbon olacak. İşte etanolümüz. Oksijenimizin üzerinde de iki tane ortaklanmamış elektron çifti var. Tabi özellikle bu artık iyi bir ayrılan grup olduğu için bunun nükleofil görevi göreceğini düşünebilirsiniz. Yani buradaki karbonil karbona nükleofil saldırısı meydana gelecek. Şu şekilde hayal edebiliriz. Bu elektron karbonilimizdeki bu karbona saldıracak ya da ona verilecek. Bu olurken aynı anda buradaki artı yüklü oksijenimiz elektron almak ve yeniden nötr olmak isteyecek. Tabi hala hazırda bu elektronları tutuyor. Bu yüzden bu karbonda kısmi pozitif yük mevcut. Dolayısıyla elektronlar bu yapıya doğru çekilecektir. Bunu SN2 tepkimelerinde birçok kez görmüştük. Evet, bu elektron üstteki bu oksijen tarafından alınacak. Peki, bu hareketlilik sonrasında yeni oluşan molekülümüz neye benzeyecek? Şöyle ekranı biraz kaydırıp kendime yer açayım. Yeni oluşan molekülümüzü şuraya çizebiliriz. Önce karbon zincirimizi çizelim. 1 2 3 4 5 6 ve 7 karbon var. Karbonil karbonumuz şurası. Buradaki oksijenimiz artık tek bağla bağlı. Oksijenin mevcut bir tane ortaklanmamış elektron çifti vardı. Tabi şurada da çözeltiden kaptığı hidrojen protonu sebebiyle bir bağ oluştu. Bu karbonil karbonlu olan çift bağdan katılan bir elektron zaten vardı. Ama oksijen artık bağın diğer tarafını da aldığı için şöyle yapalım. Var olan elektron buydu. Bu da karbondan aldığı elektron oldu. Böylece oksijenin yeniden iki tane ortaklanmamış elektron çifti oluyor. Tabii artı yüklüydü ama bir elektron geri alınca artık nötr hale geliyor. Molekülün geri kalanını da şöyle tamamlayalım. Şurada OH grubumuz var. Yukarıdaki yapıda o grup burada. Evet, böylece artık kendini daha büyük moleküle bağlamış olan etanol ortaya çıkıyor. Bu durumda buradaki oksijenin halen bir tane ortaklanmamış elektron çifti var. Ve diğer elektron çift koparak bu karbona bir elektron eklenmiş oldu. Burası artık daha büyük bir moleküle bağlı. Geri kalanı da şu şekilde çizelim. Şurada iki karbon var. Bu tarafında ise bir hidrojen mevcut. Evet. Tepkimenin bir sonraki adımına geçmeden önce etrafta dolaşan bir grup proton olduğunu unutmayın. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bunların hepsi tersinir tepkimeler. Bu yüzden aslında buraya tek yönlü oklar bile çizmemem lazımdı. Yanlış olmasın diye buraları sileyim. Bu tek yönlü oklar yerine tepkimemizin aslında her iki yönde de gidebileceğini göstermek daha iyi olacak. Yani buradan şuraya ve şuradan buraya gitmek mümkün. Öyleyse oklarımızı çizelim. İşte denge okları. O zaman bir sonraki adımda bir ihtimal başka bir oksijen ortamdan bir proton alabilir. Ama bunu çizmeden önce bu arkadaşın ortamda bir proton kaybedebileceğini gösterelim tabii OH grubu bu protonu alabilirdi ama ben öyle yapmayacağım. Şimdi bu protonun ortamdan çıktığı bir durum düşünebilirsiniz. Aslında şunu da belirtmem gerekiyordu. Bu oksijen buradaki karbonil karbona bir elektron vermişti. Öyleyse burada artı yük olmalı. Genel olarak oksijen çok elektronegatiftir. Bu yüzden bu protonun elektronlarını tutmak ister. Şimdiye kadar bir proton elde ettik ve şimdi bir protonu geri verebiliriz. Yani buradaki elektron yeniden oksijene geçip onu nötr hale getirebilir. Tabii proton da herhangi bir şey tarafından alınabilir. Örneğin gördüğümüz ilk protonasyonda başka bir heptanoik asit molekülü tarafından alınabilir ya da başka bir etanol molekülü tarafından alınabilir. Öyleyse şuraya proton alacak başka bir etanol molekülü çizelim. İşte çözeltiye yeniden katılan proton Şimdi bu arkadaş protona bir elektron veriyor ama sonuçta hidrojen ayrılıyor. Ve devamında bu elektron da oksijene geri dönünce artık oksijen nötr hale geliyor. Evet, tekrarlamak gerekirse bunların hepsi tersinir tepkimelerdir. Yani her iki yönde de gidebilir. Şimdi bu adıma geçiyoruz. Hatta heptanoik asidi yeniden çizelim. Şöyle, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 karbon. Şuradaki oksijene ve OH'a tek bağ var. Ardından burada bir bağımız mevcut. Tabi bağın öteki ucunda protondan arındırdığımız ve bir zamanlar etanol olan yapı olacak. Takibinde ise 1 ve 2 karbon var. Şu şekilde. Üstteki bu oksijene de ayrıca bir hidrojen bağlı. Onu da ekleyelim. Tabi buradaki protonlanmış etanolümüzü çizmeyeceğim. Çünkü protonlarımız sürekli etrafta dolaşıyor. Evet bir sonraki adıma geçelim. Şimdi bu OH grubundaki oksijen etrafındaki çözeltiden bir proton yakalayabilir. Tabii bunun üzerinde iki tane ortaklanmamış elektron çifti var. Protonu nereden alabilir? Buradaki protonlanmış etanolden, sülfik asitten ya da bu diğer ara moleküllerin birinde. Aslında asit katalizörün tüm olayı bu. Burası protona bir elektron verebilir ve ardından bu protonla arasında bir bağ oluşur tabii bunun her iki yöne de gittiğini biliyorsunuz evet bunun oluşmasıyla tepkimemizin bir sonraki adımının nasıl görüneceğini çizelim karbon zincirimizle başlayalım 2 3 4 5 6 ve 7 karbon tek bağla buradaki oksijenimiz var şurada da aynı şekilde oh var ve altta ise diğer oksijenimiz var o da 2 karbona bağlı üstteki oksijenimizin bağlı olduğu hidrojeni unutmayalım Ayrıca iki tane ortaklanmamış elektron çifti var. Evet, şimdi buradaki oksijenin bir proton aldığı duruma geçelim. Yani bir hidrojen protonuna bir elektron vermişti. Üzerindeki elektronlardan biri artık bu protona geçiyor. Böylece burada hidrojenle bir bağ oluşmuş oluyor. Tabi hidrojenimiz artık nötr durumda. Çünkü bir elektron elde etti. Bu oksijenimiz de bir elektron verdiği için artı yüklü oluyor diğer ortaklanmamış elektron çiftini de unutmadan ekleyelim. Evet. Bu oksijen artı yüklü ve burası artık iyi bir ayrılan grup. Bir sonraki adımda başka bir şeye ihtiyacımız olabilir. Hatırlayacaksınız. Bu tepkimenin başlarında protona ihtiyacımız vardı. Bu durumda buradaki proton diğer etanol moleküllerinin biri tarafından alınabilir. Şuraya çizeyim. Şöyle kullanmadığım bir renk olsun. Turuncu olsun diğer etanol moleküllerinin biri ya da tüm bu tepkimedeki diğer ara ürünlerden biri de olabilir. Ama ben etanolü tercih ediyorum. Çünkü çizmesi daha kolay. Evet, diyelim etanol buradaki çekirdeğe bir elektron veriyor. Ve takibinde bu arkadaş hidrojenin bu elektronunu geri alabilir. Ve birkaç adım öncesine kadar karbonil karbon olan bu karbona verebilir. Tabi bu karbonun bir elektron almasından dolayı o da bu elektronu eskiden OH grubu olan yapıya geri verebilir. Üste de hidrojen vardı. Yani elektron buraya geçebilir. Şimdi ortaya çıkacak ürünümüzü çizmeye başlayalım. Tabi yine denge içerisinde. Evet. Önce karbon zincirimiz. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 karbonumuz var. Şimdi oksijen yeniden çift bağla bağlı oluyor yeni oluşan bağı şöyle morla çiziyorum. Evet. Şu arkadaşsa su olarak yapımızdan ayrıldı. Şuraya diğer OH grubumuzu çiziyorum ve biliyorsunuz kendisi buradaki hidrojene bağlıydı. Şimdi su molekülü olarak ayrıldı. Şimdi alttaki bu kısma geçelim. Şurada bir zamanlar etanol grubu olan kısım kendini yapıya bağladı. Bildiğiniz gibi etanol hidrojenini kaybetmişti ve önceden karboksilik asit olan yapıya kendini bağlamıştı. O zaman şurada bir oksijenimiz ardından ona bağlı iki karbonumuz var. Size gösterdiğim tüm bu tepkimeye esterleşme deniyor. Bu tepkimeye de Fischer esterleşmesi diyoruz. Şuraya yazalım. Emil Fischer genel olarak organik kimya alanındaki çalışmalarından dolayı 1902 yılında Nobel Kimya Ödülünü kazanmıştı. Evet. Fischer esterleşmesi. Adı neden böyle dersiniz? Bu tepkimeye karboksilik asitle, daha doğrusu heptanoik asitle başladık. Ve şimdi bir esterimiz var. Ester, karboksilik asitte olduğu gibi bir OH grubu yerine bir OR grubu içeren yapıdır. Yani oksijene bağlı bir alkil grubu olur. Evet, bu estere nasıl isim vereceğimize dair bir ipucu verelim. Önce bu oksijene bağlı olan grupla başlıyoruz. Şurada iki karbon olduğundan bu bir etil. Öncelikle bunu bir yazalım. Ardından geri kalanı olduğu gibi yazacağız. Sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 karbon. Tabii karbonil grubundaki karbon dahil. O zaman bu heptan önekini alacak. Tabi içinizden heptanoik asit demek gelebilir ama burada artık bir karboksilik asit yok. Bu artık bir ester. O zaman buna heptanoat diyoruz. Burası elimizde ester olduğunu söyleyen kısım. Bu kısımsa esterdeki oksijenin diğer tarafında ne olduğunu söyleyen kısım. Şurası ise esterin bir nevi karbonil zincirine kaç tane karbon bağlı olduğunu gösterir. Evet, Umarım bu videoyu yararlı bulmuşsunuzdur. Karboksilik asitten ester oluşturmanın o meşhur mekanizması işte bu şekildeydi.